Herkese selamlar dostlar. 20 ve 21 Aralık 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelemiz var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğiz. Tamamen Ziraat Türkiye Kupası maçlarını aldım. 20'sinden 4 tane, 21'inden de 4 tane mücadelem var. Değerlendireceklere bol şanslar. Ufak bir uyarı yaparaktan devam edelim. Bunlar kupa maçı olduğu için kadrolarda nasıl çıkacakları tam belli değil. Ben önceki Ziraat Türkiye kupalarının kadrolarına bakaraktan da hazırlık maçın kadrolarına bakaraktan da ona göre bir analiz yaptım. Değerlendirecekler o yönde. Bu değerlendirmeleri göz önünde bulunduraraktan misillerde biraz daha küçük oynayabilirler bilginize. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle skorlardan başlayalım. Öncelikle Arjantin maçının skorunu bilen arkadaşımız Harun Öztürk isimli arkadaşımız. Hırvatistan maçını kazanan arkadaşımız ise Miles Buff isimli arkadaşımız. Instagram üzerinden yazabilir. Sizlere 2 adet skor yarışması yaptım. Büyük takımların maçını aldım. Fenerbahçe İstanbul Spor maçının maç skoru ne olur? 20'sinde oynanacak mücadele. 21'inde oynanacak maçta Beşiktaş Şanlıurfa Spor. Sizce o maçta ne olur sizlere sorduk. Ayrı ayrı yorumlara yazarsanız da 2 günün skor yarışmasına katılabilirsiniz. Çünkü 2 günlük bir video olduğunu belirtelim. Geçtim bunu. Canlılarda neler yapıyor son dönemlerde? Canlılarda dediğim gibi bülten çok iyi olmadığından biz de çok fazla canlı yapamıyoruz. Fakat yavaştan başlıyor. Canlı maçlardan da artık bülten genişledikçe 23'ünden itibaren iyice genişliyor. Şimdiden biz zaten Ziraat Türkiye Kupası'na ile birlikte canlılara devam edeceğiz. Bu şekilde ekstra olarak da devam ettiğimizi belirtelim. Geçtim bunu. Ekrana bir Messi gelsin. Yani şimdi şey düşünüyorum. Gün oynanan maçın yerine hangi maç? Ben yaklaşık 3 yıldır günlük neredeyse bülten olduğu zamanlar, ligler sezonu olduğu zaman da en aşağı 4-5 saat maç izleyen biriyim. Hafta sonları zaten 8-10 saate kadar çıkıyor maç izlediğim. Yani dünkü maçın aklıma hangi maçlar geliyor biliyor musunuz? Yani bunca yıldır izlediğim maçları düşünüyorum ben. Bir Beşiktaş-Trabzon maçı vardı 3-3 biten. O maç çok efsaneydi. City-Real Madrid maçı vardı. Benzema'nın şu dönüş City'yi eledikleri maç vardı. Bir de bu maç yani. Bu 3 maç İnanılmaz. Özellikle dünkü maç. Yani Mbappe, Messi derken dünyanın en büyük kupasını kaldıran taraf Arjantin takımı oldu. Messi kazandı. Yani çok büyük bir efsane. Ben ne kadar Ronaldo'cu olsam da çok büyük saygıyı hak eden birisi. O yüzden Arjantin'i tebrik edelim. Yani dünkü maç hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Messi'ye geçelim, bir de Mbappe gelsin. Yani tek başına adam neler yaptı, neler... Tek başına demeyelim de Kolomuani'nin de katkısı vardı tabii ki. Ama gerçekten muazzam, tüm rekorları alt üst edebilecek bir adam geliyor gibi geliyor. Bir sakatlanma falan olmazsa, çok uzun yıllar var önünde çünkü. Daha 10 yılı falan daha top oynayabilir aktif şekilde. Ama dediğim gibi muazzam bir adam yetişiyor 23 yaşında. İnanılmaz şeyler izliyoruz. Bakalım. Efsanedir. Dünkü maç hakkında dediğim gibi yorum ve görüşlerinizi de sizler de yoruma bırakabilirsiniz. Geçtim bunu da. Hergal Açık grubumuz var. Hem açıklamada hem de yorumlarda linki var. 4950 kişi var burada da. Buraya da ekstra dediğim gibi bültenler başlasın. Ara ara canlı bahisler, maç önü tercihler gibi atıyoruz zaten. Ben video bildirimlerini atıyorum. Görsel atıyorum vesaire. O şekilde de devam ediyor. Sizler de Hergal Açık grubumuza katılabilirsiniz. Yorumlarda linki var. Geçtim maçlara başlayalım. Sizlerden ricam şöyle videoya artı 300 seviyesinde like atmanızdır. Toplamda 8 maçı aldım. Like'larınızı bekliyorum. Herkese bol şanslar. Kasımpaşa Ümraniye mücadelesiyle başlayalım. Güzel orandan aldım bu mücadeleyi ben. Şöyle söyleyeyim. Kasımpaşa'nın başına yeni bir teknik adam geldi. Bu teknik adamı ve özellikle Galatasaraylılar çok yakından bilir. Ki zaten sizler herkes biliyordur. Selçuk İnan Kasımpaşa'nın başına geldi. Kasımpaşa'nın başındaki ilk resmi maçı olacak sanırım. Kasımpaşa adına önemli bir, hatta Selçuk İnan'ın açıklamalarına baktım ben. Kasımpaşa benim için gerçekten büyük bir şans diyor ki kendisi de farkında bence. İlk resmi maçında Ümraniye'ye karşı oynayacaklar. Kasımpaşa'nın şöyle baktım. Önceki Ziraat Kupası maçlarına baktım daha doğrusu. Yani kaliteli isimleri sahaya sürüyor ki kadro genişliği çok fazla olmayan bir takım Kasımpaşa takımı. O yüzden ideal 11'e yakın bir 11 çıkacaktır. Selçuk İnan için önemli bir maç, moralle başlamak isteyecektir. Bu maçta galibiyete uzanmak isteyeceklerdir. Fakat kupa maçı olduğu için galibiyete gitmedim ben burada. Yine güzel orandan ben burada ev sahibi 1.5 üste gittim. Onun da oranı aynı şekilde 1.60 gibi oranı var tam tamına. Şöyle bir skor beklentim var. 2-1'lik bir Kasımpaşa galibiyetim var. Hatta iyice yüksek oranlar isteyenler için de şöyle bir yüksek oran önerisi de yapalım. 2.5 üstünde 1-2.41 gibi orandan. Ben burada tamamen 2-1 skora göre yorumladığımı da belirteyim. Ankara Gücü ile Tuzla Spor mücadelesi. Tuzla son dönemde son oynadığı, zaten biliyorsunuz TFF birincilik biraz daha erken başladı. Son dönemde maçlar oynanıyordu. Tuzla da aynı şekilde
Son oynadığı iki maçı ligde mağlup oldu ve gol dahi atamayan bir Tuzla takımı vardı. Düşüşte olan bir Tuzla takımı var. Ankara Gücü'nü ligde gümbür gümbür bırakmıştık. Yani gümbür gümbür ilerleyen bir Ankara Gücü varken milli ara Dünya Kupası arasına denk geldi. Şu en formda isimlerinden bir tanesiydi. Hazırlık maçlarına baktım. Bir Sivas'ta bir de Konya'yı oynadılar. Bir tanesini 1-0 bir tanesini de 2-0 mağlup oldular. Yine aynı şekilde Ankara Gücü de Ziraat maçlarına önem veren takımlardan bir tanesi. Çıktıkları kadrodan biliyorum. Hatta son maçında 6 atmışlardı. Fakat Tuzla'nın biraz daha iyi bir rakip olduğunu düşünerekten de Ankara Spor'la oynamıştı. Ankara Gücü o mücadelede daha iyi rakip olduğunu bilerekten de ve gol yemede veya gol atmada sıkıntıları olduğundan dolayı özellikle gol atmada sıkıntısı var Tuzla Spor'un. Ankara Gücü de hazırlık maçlarını geçirdikten sonra lige iyi başlamak isteyecektir. Bence Ankara Gücü galip gelecek. Galip gelirken de 4.5 altında bir yaparaktan da oran daha yeni 1.58'de şu an 1.57'ye düşmüş. Bilginize ben 4.5 altına bir Ankara Gücü galibiyeti bekliyorum. Çok fazla gol beklemediğimi belirteyim. Antalya Spor'la Manisa mücadelesi. Aynı şekilde Antalya'da önceki Ziraat maçlarına baktım. Antalya nasıl kadrolu çıkmış diyerekten de ki şöyle bir durum var. Lig başladığı için burada son hazırlık maçları neredeyse. Yani daha ideal bir kadro çıkartma ihtimalleri var bence. Manisa TFF 1. Lig'de playoff oynayan takımlardan bir tanesi. Yani ilk iki şöyle hepsi 29, 29, 28, 27 puanda. Manisa'nın da 27 puanı var o mücadele puan durumunda TFF 1. Lig'de. Burada Antalya Spor'un ben doğrudan galip gelmesini bekliyorum. Daha kaliteli bir kadroya sahip ki aynı şekilde Antalya'da seyircisi önünde oynanacak bir mücadele. O yüzden maç sonu bir burada 1.39 gibi orandan değerlendirmenizi önereceğim. Aynen. Maç sonu biri direkt doğrudan 1.39'dan aldım. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Fenerbahçe İstanbulspor maçıyla devam edelim. Şimdi bu mücadele öncelikle şöyle bir gösterelim. Yine Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak bu mücadele. Fenerbahçe'nin yedek kadrosunun bile ne kadar iyi olduğunu gördük. Özellikle ben Fenerbahçe'nin hazırlık maçında Fenerbahçe Alanyaspor maçını izledim. Fenerbahçe Salernitana maçını izledim. Canlı olarak izledim hatta stadyumdan öyle söyleyeyim ben sizlere. Fenerbahçe yani yedekler de oynasa, takım da oynasa herkes bir forma savaşında olduğundan dolayı herkes elinden geleni yapıyor. Özellikle hazırlık maçı olmasına rağmen yağmur altında mesela Alanya'daki maçta çok fazla yağmur yağıyordu. Jorge Jesus 67 yaşındaki adam yani taktı şapkayı yağmurun altında maçı izledi. Hala bağırıyor. Öyle bir ruh var Fenerbahçe'de bu yıl. Bence de şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi şu an. Favorisi diyeyim ben sizlere. Bakalım. Burada ben gollü bir maç geçebilir diye düşünüyorum ben burada. 2.5 üstünde 1 yaptım. 1.44 gibi orandan. İstanbul Spor'da belki gol atabilir. Ziraat Türkiye Kupası olduğundan dolayı. Fenerbahçe tek başına 3 gol de atabilir. Ben doğrudan tek tercih. Hem tarafa gittim hem de üst beklediğim maçlardan bir tanesi olduğundan dolayı. 2.5 üstünde 1 yaptım. 1.44'te bunun oranı var. Bilginize. Geçtim ayın 21'ine. Ayın 21'inden de 4 tane mücadelemiz var. Bugün de Beşiktaş-Şanlıurfa maçının maç skorunu sizlere sorduk. Yorumlara yazabilirsiniz diyerekten de geçeyim. İlk mücadelemizle başlayalım. Başlamadan önce de artı 300 seviyesinde like'ları atmayı eksik etmeyelim. Giresunspor'la Karacabey Belediyesi oynayacak. Ben Karacabey Belediyesi'ne baktım. İkinci ligde mücadele eden takımlardan bir tanesi. Biraz bir araştırma yaptım. Ya şöyle sağ tarafına, sol tarafına, ilerisine baktım. Gol atabilir mi diyerekten. Neden özellikle Karacabey tarafına gittiğimi belirteyim ben sizlere. Giresun çok fazla yedek çıkıyor. Yani önceki Ziraat maçlarına baktığım zaman da ideal 11'den tamamen farklı bir 11 ile çıktıkları için. O yüzden zaten oynadıkları maçlara baktığım zaman 3-2'lik veya 2-2'lik maçlar oynadığını görüyoruz. Gol yediğini görmek mümkün. Çok fazla yedek çıkıyor. Ben yine onlara dayanaraktan da onları referans alarak burada Giresun'un fazla yedek çıkacağını düşünüyorum. O yüzden burada Giresun tarafına gitmedim de deplasmanın atacağı bir gole gittim burada. Karacabey'in atacağı bir gol burada 1.37 gibi oranı var. Deplasman Karacabey bence mücadele bir gol bulabilir. Çünkü Giresun çok fazla yedek çıkıyor Ziraat maçlarında. O yüzden böyle bir düşüncem var. Bakalım. Geçtim diğer mücadeleye. Alanyaspor'la Eyüpspor mücadelesi. Alanya favori de bakın Eyüpspor çelme takacak takımlardan bir tanesi. Son mücadelesini izlediniz mi? Bu maç benim bu arada en güvendiğim maçlardan bir tanesi. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Söyleyeyim. Alanya zaten hala şöyle çıkıyor. Defanstan top alalım, top çevirelim, öyle çıkalım derdindeler. Fakat şöyle söyleyeyim. Eze var ileride. Baskıcı bir oyuncu. Aynı şekilde solda Babel o kadar çok koşmuyor da sağda Eze var. Uf, adam fena koşuyor. Son oynadıkları maç 0-0 bitti. Ama çok fazla pozisyon kaçırdılar. Recep Niyaz'ı kaçırdı. Babel'i kaçırdı.
Eze kaçırdı sağdan, çekti çekti vurdu. Kaleyi bir türlü tutturamadılar. Güzel tempolu bir maç bekliyorum ben. Alanyaspor hem gol atmaya hem de gol yemeye çok müsait bir takım bence. Defansta kaptırdıkları toplardan dolayı ve hücumda da iyi işler yapabiliyor yeri geldiği zaman da. Tek tercih yapıyorum burada. KG var tercihini 1.44 gibi orandan aldım. Değerlendirecekler burada. Tek tercih olarak da Alanya maçına KG var olarak değerlendirme yapabilirler. Bilginize bol şanslar. Trabzon'la Samsunspor mücadelesi. Bu maçı şöyle değerlendirme altına aldım. Şimdi Trabzon'un bildiğiniz üzere Fenerbahçe derbisi var. Akyazı'da oynanacak bir mücadeleye. Bu maça nasıl kadroyla çıkar diye düşündüm. Şimdi ben şöyle düşündüm. Dedim ilk yarıdan işi bitirir mi? Yoksa yedek kadro çıkar, ikinci yarı giren isimlerle birlikte işi bitirir mi? Tamamen bunun üzerine durdum. Ben şöyle düşündüm. Fenerbahçe maçı olduğu için Trabzon burada ilk yarı yedek kadroyla, yani çok fazla as oyunculardan oluşmayan bir kadroyla sahaya çıkar. İkinci yarı birkaç tane kaliteli isim. Mesela Edin Visca'da takıma döndüğünü de belirtelim. O gibi isim Visca'dır, Umut Bozok'tur gibi isimler sahaya girerekten de ikinci yarıyı Trabzon kazanır diye aldım ben. Onun oranı 1.66. Hemen şurada görüyorsunuzdur. İkinci yarı sonucu Trabzonspor kazanır gibi geliyor bana. O yönde bir değerlendirme yaptım ben. Çünkü zor bir maç. Aslında canlı gitmek çok daha mantıklı ama böyle bir düşüncem olduğunu sizlere belirteyim. Beşiktaş'la Şanlıurfa Spor mücadelesi. Beşiktaş oynadığı her mücadeleye neredeyse ilk 11'ini as olarak çıkardı. Özellikle hazırlık maçlarında hatırlarsanız ben de son mücadelesinde hatta maç önü tercihleriyle ilerlemiştik Beşiktaş'a aynı şekilde. Burada Şanlıurfa Spor'la oynayacaklar. Zaten bariz bir kalite farkı olduğu çok belli. Burada alabileceğimiz tercihlere baktım. İlk yarı bir tercihini alabiliriz diyeceğim de 1.30 gibi oran açmışlar. Burada riski biraz daha yükseltmek isteyenler varsa Avrupa oranı yeterlidir. 1.40-1.45 bantlarında bir oranı vardır şimdi. Burada bir riski biraz daha yükseltmek isteyenler varsa diğer seçeneğinden ev sahibi her iki yarı kazanır. 1.78 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme de yapabilir. 1.78 gibi oran gayet güzel bir oran. Yüksek oran olarak önerilebilir. Ama dediğim gibi ilk yarıdan bir Beşiktaş galibiyeti çıkar gibi geliyor. Toplamda 8 mücadeleyi anlattım Ziraat Türkiye Kupası'nda. Dediğim gibi bizim takımlar belli olmuyor. Bir de kadroların ne durumda olacağı belli değil. Ben kendim öngörüler, kadroları düşünerekten de ona göre tercihler yaptım. Kimine deplasman golü gittim, kimine favoriyi oynadım. O yüzden değerlendirmeler siz de kendiniz düşüncelerinizle birlikte harmanladığınız zaman da ne geçiyorsa aklınızdan oynayabilirsiniz. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.